Demek bende bu dünya ahirette kesatka uçuramaydıgan, yakşı bir rivaç tapadıgan, işini haklaydıgan bosa, Kur'an tilavat kısın, namaz okusun, Allah bergen malı dünyadan mahfi ve aşkar ravişte nefaka kısın. Ana şu üç sıfatını evvelide, birinci orunda Kur'an tilavatı kedişi hem biciz emez. Çünkü okşagan ayetler katar katar kelebiler. Kegan ayetlerden, hadislerden hüküm çıkargan ulamalarımız etediler ki, her bir mumun musulman üçün Sure-i Fatiha'nı, yine bir sureni yadlaş farz-ı ayindur. Yani mumunni başıga, her kişinin başıga farz. Kim şu işini kımasa, farz-ı ayinni terk kigen boladı. Çünkü namaz okuşka kerek. Elhamdu, Sure-i Fatiha kerek, yine bitti Zemsure kerek. Ana şunu tecvidi bilen, kaydası bilen, mumun musulman bende organişi farz-ı ayindir. Yani her bir şahsını başıga farzdır. Artıkça yadda baroruş her bir harfiga sevap ve sevabı 10 martta köpeytirilip rivaclanıp kita uğradı. Yadlagan harfi, sözü, ayeti, suresini miktarıya karab muminin, musulmanın abrosu artıp baroruşu. Mumun musulmanlar içi de en yakışısı kim degen saval verilirken bu sayı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden bu savalga cevap izlemi devam bu se hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemahu degen hadisini tapıladı. Ey mumunlar, sizin en yakışınız Kur'an'ı örgütken ya ki örgütkeninizdir. Kim o Kur'an organiyatken bosa, tilavatını, ahkamını organiyatken bosa, talim alıyatken bosa, mumunların en yakışısı o şeyken. Ondan yakışısı buradan bosa, onge organiyatken damlası, ustazı buradırken halası. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemahu. Sizlerinin en yakışılarınız, Kur'an'ı talim algan ve ondan talim belgelleriniz'dur. Dediler Peygamber aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki Kur'an'ı organiyatken kişi, okuyatken ve onge amel kılıyatken kişi kiramul barara bolgan farişteler bilen birgedir. Kur'an organiş unga ağır keledigan kişiga esa ikki ajri beriladi. Kur'an'ı organib unga amal qilayotgan odam arshda Lavhul Mahfuzni tutib turadigan barara degan farishtalar bor ekan, shular bilan birga ekan. Endi biroq Kur'an o'rganyapti-yu, osonlikcha o'rgana olmasdan qiynalyapti. Tili kelmayapti, yodidan chiqib qolyapti. O'qishda qiynalyapti, yodlab olib qolishda 10 ta, 100 ta, 200 ta takrorlash kor kelmasdan 1000 ta, 2000 ta takrorlashga qiynalyapti. Unga savob 2 barobar berilar ekan. O'qiganiga 1 barobar, qiynalganiga yana 1 barobar. Ana Qur'onni savobi qandoq, fazli qandoq. Qiyomat qoyim bo'lganda ham shu. Qiyomat qoyim bo'lganda qorini mo'minni chaqirib aytar ekan. Mana bu jannat. Mana bu jannatning darajalari. Qur'ondan bilganingcha tartib qilib o'qib ko'tarilib ketaver, seni oxirgi makoning qayerda o'qishing tugasa shu yerda bo'ladi deydi ekan. Bismillah deb Qur'onni o'qib ko'tarilib boraverar ekan darajasi. Ana Qur'onni to'liq yodlagan bo'lsa, o'sha darajaning eng cho'qqisiga chiqqanda to'xtar ekan. Qolgani yodlaganiga qarab. Qayerda o'qiy olmay turib qolsa, yodlagani tugasa, o'sha yerda uni maqomi ham belgilanar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. Kim ilmni yo'lini tanlasa,
cennetini, yolunu Allah Teala onca asan kıladı. Kay bir kavim, mescidlerden bir mescidde okutarak Kur'an'ını okusa ve o zara ders kırsalar, ularga Allah Teala üstülerden sekine düşüredi. Allah'ın rahmeti ularını orap aladı. Farişteler ularını kurşap aladı. Ve Allah Teala ularını özünü adildeki zatlarının huzurunda zikir kıladı. Abdi, mamun, Müslüman adam. Kim barışıdan katli nezer? Köşedeki karavul mu? Adli dehkan mı? Ziyali mi? Başka mı? Oturup bir karışıp Kur'an okuşu yaptı, organışı yaptı. Allah özü ularga başlarına sakinani, hatır camlığını çürerek. Allah'ın rahmeti ularını uğrap olarak. Farişteleri kurşap olarak. Allah bu oturgenlerden afzal, yani özünün huzurudaki mukarrab farişteleri maktanarak, mani bandalarım karalarım. Ana şunda bir halet. İmam Bukhari, İmam Müslim, yani başka muhaddislerimiz rivayet kıladılar. Usayd ibn Huzeyr degen katta sahabi, atını bir cayga bağlayıp, özünü turar cayıda, oğlunu orab yotkızıp koyup, Yahya degen isimli oğulları bırakken, keçesi Kur'an tilavat kılıçını başlattılar. Bir müddet tilavat kıyanda at tıpırçılak kaldı. Atını iki de arkam bulan bağlasa hem kattık tıpırçılaganıdan bu kişi korkup tilavatını tohtatırdılar. At hem tıpırçılaşını tohtatırdı. Şimdi at tınçili degen niyette bulsa yine kıraatını başlasalar at yine tıpırçılaşını başlattı. Tohtasalar tohtattı. Yana başlasa, yana tıpırçılaga. Keyin oğlum Yahya'nı basıp gitmesin, basıp olmasın bu tıpırçıla uğrup deyip, kıraatı yığıştırıp, ertelep durup Bamdat'a varganda, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bugün hadisani yapıp verdiler. Şunda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ettiler ki, atını tıpırlaşı, seni tilavatini hayriden, barakasiden, Osmandan çüşken farişteleri kurganiden tıpırçılagan. Eğer tohtamayı okutturganinde namazını kiliyetken adamlara onlarını körer edildi gene kelle. Tilavat-ı Kur'an, ana şundak uluğ iş. Bandanı kalbini paklaydıgan, özünü Rabbul Alemin'e yakın kıladıgan, bu dünyada martabasını arttıradigan, ahirette şefaatçi olup Kur'an onu cennetke alıp kiradigan buladı. Ne fakat şefaat kılıp, ey bende, ey Rabbim, bu benden beni okugan idi, uykudan kogan idi, yadlayman deyip kıyınergan idi, ben şefaatçilik kılaman bunu cennetke kir deyiş bilen kifayelenmesegen. Kur'an yine başka talepken koyarken, Allah'a iltimas kılarken, ya Rabbi, hallihi, ey Rabbim, bunga sarpa kegiz deydi. Şunda deyilerdi hadis-i şerifte, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Allah haligi bendege izzet tacını kiydiredi. Kur'an yine ayetledi, yine kegiz deydi. Ana onda keramet sarpasını kegizedi Allah'tan. Uyam yetmeydi, ey Allah, ey Rabbim, ''Mən şefaatçi mən bu bendeğinden razı bugün'' deyilirken. ''Razı mən'' deyilirken Allah'tan.